Sultan'ın en güzel özdeyiş belki de Sultan Süleyman'a ait. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyor. İşte bu bir nefes sıhhati tarih boyunca aramış insanlar. Sağlık bilimlerinin diğer bilimlerden belki de farklı bir yönü, insana, kendine, sevdiklerine, çevresine direkt katkı sunduğu için tarih boyunca önemli olmuş. Günümüzde de bu önem hızla artıyor. Özellikle ortalama yaşam ömrünün artması, beslenme alışkanlıkları, diğer faktörler, tüm bunlar sağlık bilimlerinde araştırmayı, geliştirmeyi hızla önemli hale koymuş durumda. İşte bu tür kongrelerde bu alandaki bilgi birikiminin paylaşıldığı, gelecek perspektiflerinin oluşturulduğu çok önemli kongreler haline geldi. Bugün üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Sağlık Bilimleri Kongresi de Trakya Üniversiteler Birliği'mizin birliğinin ortaya koyduğu en güzel meyvelerden bir tanesi. Çok farklı alanlarda Trakya Üniversiteler Birliği çalışıyor. Ortak programlar, makine teçhizatların beraber kullanılması, programlar, proje pazarları gibi. Ama belki de bu birliğin en güzel meyvesi Sağlık Bilimleri Kongresi oldu. Bu aynı zamanda 4, daha sonra aramıza katılan Bandırma ile beraber 5 üniversitenin bu alanda çalışan araştırıcıların bir araya geldiği, ortak projeler ürettiği bir platform haline döndü. Bunu biz oldukça önemsiyoruz. Trakya Üniversiteler Birliği hakkında çok kısaca bir bilgi vereyim. Ahmet Hocam ifade etti ama 2011 yılında kurulan bir birliktelik. 4 üniversitenin, Trakya'da toprağı olan 4 üniversitenin kurmuş olduğu bir birliktelik. 2011 yılından bu tarafa 8 yıldır faaliyetlerini sürdürüyorlar. Tabii bu faaliyetlerde hem yurt içi hem yurt dışı faaliyetler var. Yurt içi faaliyetler olarak üniversitelerin bir araya gelip düzenledikleri ortak sempozyumlar, çalıştaylar, öğrenci kongreleri, proje pazarı etkinlikleri gibi bilimsel faaliyetler var. Bunun yanı sıra yine 4 üniversitemizin birlikte yürütmüş olduğu tanıtım faaliyetleri var. Yani bu bölgeyi tanıtan çalışmalar var. Laboratuvarlarımızı ortak kullanmak gibi, Ahmet Hocam'ın belirttiği gibi bir takım indirimlerle ve imkanları açarak, seferber ederek kamu kaynaklarını daha iyi kullanmak adına yaptığımız çabalar var. Bugüne kadar çok güzel faaliyetler gerçekleştirildi. Artık zirve noktasına ulaştığı yıldı 2018 yılı. Bu yılda çok yoğun geçiyor. Daha da öteye taşınıyor. Bu dönem başkanlığını Trakya Üniversitemiz yürütüyor. Trakya Üniversitemiz de başarıyla yürütüyor. Daha sonra bir başka üniversitemize el verecek. Bu arada Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde kardeş üniversite olarak her ne kadar Trakya'da toprağı olmasa bile bizim de bir adamız var diyorlar, unutmayın diyorlar. Küçük de olsa bir adamız. Onlar da bu birlikteliğin içerisinde katılımcı üye olarak dahil ettik. Geçen alt kur toplantımızı da pazartesi günü Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde yaptık. Yılda 200 kurul toplantısı rektörlerin yaptığı, iki de alt kur toplantısı şeklinde geçiyor. Bu alt kur toplantılarına dekanlarımız, daire başkanlarımız katılıyor. Her alt kur toplantısında en az 13-14-15 maddelik masalar oluşuyor. Bu masalarda çok yoğun çalışmalar oluşuyor. Bir örneğini sunmak isterim. Son alt kur toplantımızda her üniversitemizde engelli birimi var aşağı yukarı. Engelli öğrencilerimiz var. Engelli öğrencilerimize yönelik engelsiz birimi kapsamında hazırlanan bir takım yönergeler yoktu. Doğrudan öğrenci yönetmelikleri ve yönergeleri doğrultusunda hareket ediyorduk. Şu anda onları toparladık. 5 üniversitemizde ortak bir yönerge kendi senatolarından geçirecekler. Bu ve bunun benzeri birçok oluşum içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunlardan güzel bir ürün meyvesi de bugün 3. Sağlık Bilimleri Kongremiz. Oldukça güzel bir katılım var. Katılımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Üniversitemizin ev sahipliğinde umarım güzel birkaç gün geçirirsiniz. Umarım bunun içerisinde şehrimizi ve çevresinde işte şehitliklerimiz, şehitlik alanlarımız tura yayıp gezme fırsatınız da olur. Gıda katkı maddeleri sağlığımız için tehdit mi? Katkı maddeleri zararlıdır diye düşünen var mı aramızda? Bir el kaldırabilir mi? Zararsızdır diye düşünen var mı? Mutlaka vardır diye düşünüyorum. Hiç yok. Peki ben şöyle bir şey aklıma geliyor, sizle paylaşayım. Şimdi zararlı olduğu, zararlıysa şayet, zararlı olan bir maddenin veya maddeler grubunun
gıdalara katılmasına kim izin veriyor? Ya bu ülkenin bir Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı yok mu? Veya bu bir dünya meselesi ise, bu dünyada bu işi kontrol eden Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da EFSA, işte Amerika'da FDA falan. Ya böyle bu iş sahipsiz midir? Böyle öyle midir acaba? Ben bunlar kendi kafamda düşündüğüm konularda paylaşıyorum sizlerle de. Hakikaten gıda katkı maddeleri konusu böyle çok arada bir konu ve bunun zararlı olup olmaması konusu tamamen baktığınız yerle ilgili. Bilim insanı olarak bakıyorsanız söyleyecekleriniz farklı olabilir. Mevzuat düzenleyicisi iseniz bakacağınız yer yine bilimle aynı seviyededir. Ama tüketiciyseniz durumunuz biraz daha farklıdır. Şimdi araştırmacıyız, araştırmalar yapıyoruz. İşte filanca maddenin kullanılmasının bir mahsuru var mı sağlık açısından diye araştırıyoruz. Hani toksikoloji bilimi ne yapar? Efendim bu maddeyi vücudumuza alırsınız, araştırırsınız. İşte 10 gram verdiniz, zararları belli oldu. 1 gram verdiniz, çok az oldu. 0,1 gram verdiniz, baktınız ki herhangi bir zararlı etki gözlenmiyor. O zaman deniyor ki işte bunu kullanabilirsiniz.